Selam dostlar, merhabalar, herkese iyi geceler diliyorum. Merhabalar, Tülin Hanım hoş geldiniz, selamlar, merhabalar. Sağ olasınız, merhaba, merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Valla hepimiz çok üzgünüz, işte malum benzer bir konuda. Selamlar, herkese çok teşekkürler, gelen bütün dostlara. Selamlar, merhaba, iyi geceler diliyorum herkese. Merhabalar, selamlar, 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 çok teşekkürler, selamlar. Dostlar, gelen tüm dostlara selamlar, iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum herkese. Şimdi zaten konuyu biliyorsunuz, selamlar. Şimdi ülkemizin her yeri cayır cayır yanıyor, birçok noktasında orman yangını var. Ve bu orman yangını sürerken bazı tartışmalar işte kamuoyunda meşgul ediyor, duyuyorsunuzdur. Yani bu tartışmalar tabii ki bizleri de üzüyor. Yani hem hükümetle diğer partiler arasında siyasi bir tartışma var. Selamlar. Bir taraftan da sosyal medyada farklı sanat çevrelerinden falan da bir tartışma var. Bu yurt dışından yardım çağrısıyla ilgili biliyorsunuz sosyal medyadan birçok çağrı yapıldı. Bu çağrılara da yapanlara da bir tepki verildi. Selamlar, herkese iyi geceler diliyorum. Selamlar. Şimdi bu yardım çağrısı yapanlara da bir tepki verildi. Şimdi bu yardım çağrısı doğru mu değil mi? Biraz onunla ilgili görüşümü size anlatmaya veya düşüncemi anlatmaya çalışacağım. Şimdi dostlar, bütün dünyada bu geçerli şeydir. Şimdi son açıklamayı falan da size bahsedeceğim. Hükümet kanadından son Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Onu da söyleyeceğim size. Evet, yani tabii şimdi onu da anlatmaya çalışacağım. Yani ben de benzer sizinle aynı yaştayım. Şimdi ya bu yangın oluyor, çok üzgünüz. Yani üzülmemek elde değil. Yani bunu üzülmeyenin insani bir sorunu var demektir. Çünkü bir orman yanması demek yüzyıllar süren bir ekosistemin yok olması demektir. Bakın bir fidanı, bir tohumu ekersiniz 30-40 yıl sonra ağaç olur. Bu ağaç yüzlerce yıl sonra da ormana dönüşür. Yani bir orman yandığı zaman yüzlerce yıllık bir yaşam yanıyor. O yüzden bir orman yangını böyle ağaç dikeriz falan diyerek geçiştirilecek bir basitlikte konu değildir. O da zaten ayrı bir sorun. Yani işte bakış şeyini veriyor zaten. Konuya ne kadar sığ baktıklarını gösteriyor. Ya yanarsa yansın yerine ev yaparız. Yanarsa yansın yerine ağaç dikeriz. Bu zaten işte yanlışın nerelerden başladığını gösteriyor. Böyle bir mantalitede insan ülkeyi yönetirse böyle felaketlerde maalesef bu sonuçlar çıkar. Ah Nasuh Maruki gibi bir insan filan bu ülkenin böyle şeylerinde söz sahibi olabilse biz onun dediğim gibi birikimlerinden keşke bu ülkemiz faydalansa da ya bu adam sıfırdan bir arama kurtarma derneği kuruyor ve ülkemize mesela bir arama kurtarma konusunda bir öncü oluyor, bir kültür yaratıyor. Ya biz bu adamı aldık Akut'tan attık biz derken yani hükümet aldı attı siyasi gerekçelerle. Ya sevmesen bile arkadaş, vatanını seven bir yönetici böyle bir insandan faydalanmak durumundadır. Şimdi uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi ya yardım çağrısı. Bakın böyle bir afette yardım çağrısı doğaldır, yapılır. Bu çok evrensel ve insani bir olaydır. Niye? Şimdi afetlerde, felaketlerde can kavramı var. Ve can zamanla yarışıyor. Yani bir insan toprağın altında orada yangın sürüyor. O yangında ölme riski, hayatını kaybetme riski, ağaçların yanma riski zamanla yarışılıyor. Bu dünyanın en süper gücü de olsa böyle durumlarda yardım alınır ve yardıma gidilir. Doğaldır çünkü biz de bu yangını söndürebiliriz. Evet söndürürüz ama kaç gün sonra? 10 gün, 20 gün, 30 gün sonra. 30 gün sonra ne kadar alanın yanacağını, ne kadar canı zarar göreceği ortada. Bu yardım geldiği noktada
daha az kayıpla atlatılır bu olay. Mesele burada ekonomik olarak zafiyet, ülke olarak zafiyetten bahsetmiyoruz. Örneğin deprem oldu. 10 bin, 20 bin ev yıkıldı. Dünyanın en süper gücü de olsan, atıyorum 10 bin, 20 bin arama kurtarma ekibi, ekipten bahsediyorum. Teçhizatıyla, donanımıyla, işte dinleme cihazıyla, şununla bununla 10 bin ekibi en dünyanın en süper gücü bile barındıramaz. O yüzden ne oluyor? Orada toprağın altında beklesin mi kurtarana kadar adam? Ölecek. O zaman ne oluyor? İşte dünyanın diğer ülkelerinden geliyorlar, yardımlaşa oradaki deprem felaketi çözüyorlar. Olay bu. Bu bütün dünyada böyledir. Nereden çıktı bu ülkeyi aciz göstermek midir, şudur budur? Ya böyle bir söylemi niye yapıyorsunuz? Niye, yani niye aciz olsun? Çünkü burada orman yanıyor, insanın dertleri derdi. Bir an önce ağaçların söndürülmesi, orada yaşayan canlıların bir an önce kurtarılması. Dert bu. Yok efendim işte oradan yönetilmiş, buradan yönetilmiş, bilmem ne olmuş. Ya arkadaş, ben emekli bir memurum. Beni kim nereden yönetecek ya? Akıl var, yakın var. Ya bütün dünyada bugüne kadar olan şey, ya şu hükümet zamanında her şey mi böyle tersine anlaşılır ya? Ya bugüne kadar biz de gittik ülke olarak, bak biz de gittik, bize de gelindi. Dünyanın diğer ülkeleri de gitti. Diğer en düşman ülkeler bile böylesine afet durumunda birbirine yardıma gitti. Türkiye Yunanistan'a gitti, Yunanistan Türkiye'ye geldi, İsrail Filistin'e, Filistin İsrail'e, böyle afet durumlarında gitti. Ya bu insani bir olay. Çünkü orada can zamanla yarışıyor. Senin güçlü devlet olup olmaman, onu ayrı tartışırız da, bu güçlü olup olmamanla ilgisi yok. Orada bir canın zamana karşı yarışı var. Mesele olan o canı kurtarmak meselesi. Zaman meselesi var. Yoksa dediğim gibi 10 gün sonra söndürürsün. 10 gün sonra kaç tane daha ağacımız yanacak? O orman içinde kaç tane daha canımız, canlı hayvan orada ölüp telef olacak? Veya ne kadar insana bu yerleşim yerine yansıyacak? Bu mesele. Ya bunun bir an önce söndürülmesi gerekir. Onun dışında tabii ki Türk Hava Kurumu ile ilgili olan olayları hepiniz takip ettiniz. Bu uçaklar 2016 yılında İsrail'de yangın söndürmeye gitmiş. Paylaşan kim? Veysel Eroğlu, AKP'li bakan. Hala duruyor sosyal medyasında. 2019 yılında AKP'nin düzenlediği Teknofest'te bu uçaklar gösteri uçuşu yapmış. Gösteri uçuşu normal uçuştan daha ağır bir uçuştur. Çünkü uçağın her şeyi daha çok zorlanarak yapılır. Limitleri zorlanarak yapılan bir uçuştur gösteri uçuşu. Gösteri uçuşunu yapan 2019'da uçak bugün niye uçmuyor? Aynı zamanda Türkiye'nin konumu, coğrafi konumu belli. Yıldan yıla değişmiyor. Türkiye'nin coğrafi konumu belli. Türkiye'nin iklimi belli. Hava sıcaklıkları belli. Ve devletin bununla ilgili kurumları var. Mevsimsel, günsel, haftalık, aylık durum raporları çıkarırlar. Bu durum raporlarını devlete zaten iletirler. Bir yıllık, iki yıllık planlara kadar iletirler. Niye? İşte böyle planlamalar yapılsın diye. Günlük hava durumu çıkarırlar. Aylık hava durumu, haftalık, yıllık, uzun vadeli planlar çıkarılır. Veya diğer bilim adamları böyle planlar için bilimsel veri verirler ki devleti yönetenler de o bilimsel planlara göre devletin durumunu hazırlasın diye. Akdeniz kuşağındayız. Ağaç yapı örtüsü belli. Bunlar değişken değil ki yıldan yıla. Ona göre sen diyorsun ki, Orman Bakanı olarak sen söylüyorsun, envanterinde uçak yoktu diyorsun. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun eski başkanı söylüyor, 4 milyon dolara bu uçaklar hazır edilebilirdi diyor. Sen 100 milyon dolar parayı kiraya veriyorsun, 4 milyon doları verip bu uçakları hazır hale getirmiyorsun. Daha da fecaatleri var. İşte diyor ki, efendim belli kapasitenin altındaki uçakların yardımını kabul etmez. Niye? İşte hava trafiğini sıkıntıya sokmasınlar. Ya şu anda bakın, öncelik can kurtarmak, bir damla suyu taşıyacak şeye bile çok ihtiyaç var. Sen diyorsun ki hava trafiği bilmem ne. Yani gerçekten yani bir devleti yönetenlerin plan açısından, hazırlık açısından sıkıntısı var. Mevcut yangın esnasında sıkıntı var. Ve bunu söylemen gayet doğal. Çünkü sen bir vatandaşsın.
vatandaş olarak ülkenin varlıklarını korumak ve bu konuda fikir beyan etmek en doğal hakkın. Ve ülkenin yöneticilerine bu noktada varsa bir hatası eleştirmek ve doğrusunu yapmasını bir istemek, talep etmek en doğal hakkı. Bu vatandaş olmanın görevi, sorumluluğu. Bunu yapana hain diyorsun. Bir an önce bu orman yangını sönsün diye yurt dışından duyarlı olunması için çağrı yapılmasına hainlik diyorsun. Bugün geldiğimiz noktada Dışişleri Bakanı biraz önce açıklama yaptı. Ne dedi? Yurt dışından bize yardım yapılması Türkiye'yi incitmez. Kendiniz bunu çağrı yapanlara demediğinizi bırakmadınız. Şimdi diyorsun ki yardım yapılması incitmez ülkemizi ve yardım yapılmasını da bekliyoruz diyorsunuz. Şimdi Dışişleri Bakanı bunu söyledi. Ya diyorum ya, toplumu geriyorsunuz. Çünkü hükümetin üyelerinin de söylemleri altta farklı, daha da yaygınlaşarak devam ediyor. Sonra da muhalefetin veya diğer eleştiren vatandaşın söylediğinin aynısını kendileri söylüyor. Yani neden böyle bir esnada bile toplumu geriyorsunuz? Toplumun birlik olup bir an önce enerjisini bu ormanı söndürmeye kanalize olması gerekirken siz bizzat ülkeyi daha da gerip olayları başka başka noktalara çekip ondan sonra da halkın o eleştirenlerin söylediğinin aynısını da kendiniz 2 gün 3 gün sonra söylüyorsunuz. Ve bunu sürekli yapıyorsunuz. Her olayda toplumu germeyi, toplumu ayrıştırmayı, toplumu taraf yapmayı bir şey haline getirdiniz. Bir şey söylüyorsun hemen yok yurt dışında hazırlanan planlar. Ya ne kadar her şeyden haberdarsınız ya. Ne kadar her şeyden haberdarsınız. Ben hayatımda duymadığım insanın bilmem neyi oluyormuşum. Oldu. Emekli bir memur nasıl bulacak bilmem dünyanın süper güçleri. Hadi Nasuh'la bir plan yapalım. AKP'yi çökertelim. Oldu. Başka işim gücüm yok bilmem. Hayatımda tanımadığım insanı oturup hükümet çökerteceğim. Ya diyorum ya artık şeyi kaybetmişler. Şiraze'yi kaybetmişler. Şimdi en sonda zannedersem Nülüfer Hanım bir açıklama yapmış. Sanatçı Nülüfer Hanım. O da yanlış anlaşıldığını, bu o da çağrı yapanlara tepki göstermişti. Yanlış anlaşıldık diye. Ya gayet doğal söylüyorum işte. Bütün afetlerde bu olağandır. İnsanidir, evrenseldir ve zorunluluktur. Dediğim gibi yani bu dünyanın en süper gücü de olsanız bir felaket esnasında can kurtarmak için yardım gelir, beraber kurtarılır. Bu bütün dünyada böyle ola gelmiş ya. Ne oldu ya? 2002'den sonra dünyanın bütün ekseni mi değişti ya? Her şey allak bullak, her değer allak bullak. Ya bu kadar olmaz. Ya 2002'ye kadar böyle bir şey ben hayatımda duymadım. Ya 2002'ye kadar ülkeler, biz ülkelere gideriz, ülkeler bize gelir. Bütün dünya böyle afetlere, depremdir, seldir, yangındır, ortaklaşa bu işi çözmeye çalışır, birbirine yardıma gider. 2002'de ne olursa bunlarla beraber bütün dünyanın literatürü değişti herhalde. Efendim yardıma gelirse biz çökmüş devlet oluruz. Ya zaten sizin yapıyoruz bir şey oluyorsa zaten sizin yüzünüzden oluyor ne oluyorsa. Dediğim gibi Türk Hava Kurumu gibi bir kurum var. 4 milyon dolar parayı vermeyen sizsiniz onun için. Şimdi en son herhalde 11 tane Büyükşehir Belediyesi Başkanı çağrı yaptı. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı. O Türk Hava Kurumu uçaklarına faal edip yangınları söndürmek için kullanabiliriz diye çağrı yaptı. Ya dediğim gibi yani siz zaten bir hata yapıyorsunuz ayrı bir şey. Onun dışında normal insani tepkilere bile bir bu arada hazır bulmuşken toplumu da biraz gerelim. Toplumu da birbirine biraz şey yapalım. İşte yardım isteyenler bilmem onun adamı, bunun adamı, orada plan vardı, burada plan vardı. Oldu. Başka işimiz gücümüz yok. Biz olup oturup yurt dışında oturacakmışız, plan yapacakmışız. Ya komik olmayın yani. Bakıyorum sosyal medyadan falan yazıyor adam 2 dakikada. Ya ne ara beni kim nereden buldu? Oldu. Benim sanki şeyle ne o bidenle kırmızı telefonum var. Biden oradan arıyor. Nasuhcuğum şu an ülkenizde bir yangın varmış. Hadi bu vesileyle de AKP'yi bir düşürelim. Hadi bir sosyal medyaya bir el at Nasuh mu diyor. Ya iyice yani cozutma işi bunlar ya. Bir şey yarı yazıyorlar senaryo ve inanıyorlar maalesef inandırıyorlar da işin kötü tarafı burada. Yani o uçakları şey yapmayın. Onun dışında bir de yangınla ilgili vay efendim yangın çıkartanlara niye ses çıkarmıyorsun? Var mı bir şey? İşte atılan tweetleri paylaştım silenler
Ondan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama, valilikten yalanlama, ya resmi bir şey varsa devletin görevleri var, yapsın. Kim zaten orman yakanı olumlayabilir ya? Böyle bir şey insani mi? Öyle bir kişi insan değil zaten. Orman yakanı falan olumlayacak veya onu alkışlayacak veya doğru bulacak. Ya, akıl işi değil ya. Orman bir an önce sönsün diyen insan ne zaman kalkıp da ormanı yakanı mı alkışlayacak? Yardım çağrısı yapanlar aynı zamanda orman yakanlar da alkışlıyormuş. Ya dediğim gibi artık böyle akla hayale gelmeyecek. Ondan sonra da kendi, bir de biliyorsun işte bir belediye başkanı çıktı. Eski olanlar keşke evimiz yansa diyecek noktaya geldi. Onun dışında yine bir Denizli'den bir il yönetiminden birisi Türk Hava Kurumu'nun çok çok eski uçaklarından birini paylaşmış. İşte size Türk Hava. Ya devletin kendi kurumunu bu kadar şeye düşüren başka var mı ya? Ondan sonra da yurt dışından gelen uçakla Türk Hava Kurumu'yla benzer uçaklar, aynı modelde uçaklar geldi. Biz aynı model uçakları yatırmışız. Ha, onun dışında bir başka konu daha var en son olarak. Yani çok da zamanınızı alıp kafanıza şişirmeyin. Bizim durumumuz belli. Bakan diyor ki bizim envanterimizde uçak yoktu diyor. Büyük bir zafiyet. İşte kiraladığımız uçaklarla yapıyoruz diyor bu işi. İki tane uçak kiraladık diyor. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Onun dışında devletin yönetenlerin emrinde uçak. Ya bunun ben yazdım mesela sosyal medyada, birebir de şahitim. Ya bakan ve üstü makamlar devletin tüm uçaklarını kullanmaya yetkilidir. Talep eder, isterse alır, kullanır. Bu kadar basit. Bir kişinin şahsında o uçağın beklemesinin ne kadar mantığı var ya? Ve uçaklar beklediği her dakika için dolar üzerinden para harcanıyor. Yazık değil mi ya? Bir kişinin emrinde 10 tane falan uçak olur mu ya? Zaten dediğim gibi devletin bütün uçakları istendiği zaman onun emrinde. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları istediğini alabilme hakkına sahip. Ben işte görev yaptığım sırada Ankara Etimesgut Havalimanı'nda görev yapıyordum, askeri havalimanında. Bakanlar filan asker uçaklarla gidip giriyordu istediği yere. Çünkü zaten doğal yasal hakkı var. Bu adamın şahsına bir tane tahsis uçak bekletmek ne için ya? Zaten devletin tüm uçağıyla uçma hakkına sahip zaten. İşinin görevi gereği. Uygun olduğu takdirde uçakları kullanma hakkına zaten sahip. Ya dediğim gibi akıl mantık yok, bir orada şahısların emrinde bekleyen uçaklar. Ama Türk Hava Orman Bakanlığı gibi işte ülkenin bütün sahasındaki yangınları söndürmesi gereken Orman Bakanlığı'nın emrinde uçak yok. Böyle şey olur mu ya? Dediğim gibi anlattım başta. Yani coğrafyamız belli, ağaç durumumuz belli, meteoroloji şartlarımız belli. Bunlar değişken değil ki, yıldan yıla değişmiyor. Ha, bununla ilgili kullanılan bir kurum vardı. Sen bu uçakları ne yaptın? Diyor ki yapılmamış işte, bakımı yapılmamış. Bu da senin hatan. Yani dediğim gibi böyle bir ülkede bu uçaklar aktif olarak tutmuyorsanız bu da sizin kabahatiniz. Ondan sonra da yardım çağrısı yapanlara da hain diyorsunuz. Kendiniz bunların şartlarını hazırlamamışsınız, oldu. O zaman hep beraber güçlü ülkeyiz deyip bekleyelim böyle sönecek diye. Böyle şey var mı ya? İnsanların çırpınışlarını bile, feryatlarını bile aynen. Bir de o makam arabası için yargılanıyoruz zaten. Söylediğim şey de şuydu. Halkın imkanlarından daha fazla, daha pahalı makam arabası kullanmak hırsızlığa girer dediğim için işte yargılanıyorum. İşte 21 Eylül'de o davanın ikinci mahkemesi görülecek. İkinci duruşması görülecek. Dediğim gibi dostlar, yani bu hani çağrılar filan varsa bilemem. Yani öyle yapan filan varsa o onun kendi bileceği şey. Ama ben kendi ülkemden bakarım ve çoğu insan da öyle bakıyor. Ülkesindeki bu can şeyini aynen. Zaten ne o? İşte bu yapı değişti ya tekrar Cumhurbaşkanı sistemiyle, doğrudur. Ya zaten istedikleri de oydu zaten, onu zaten yaptılar. Dediğim gibi yani böyle yardım çağrıyla ilgili durum budur. Gayet normaldir, insanidir, evrenseldir. Dünyanın her yerinde böyledir. Bugüne kadar da böyle olup gele gelmiştir. Yangın, deprem, sel veya birçok büyük felaketlerde ülkeler insani olarak birbirlerine yardım ederler. Bu gayet normal bir şeydir. Buradan kalkıp da yok o yaptı, bu yaptı, bilmem terör örgütü, bilmem ne örgütü, bilmem şunun bunu diye öyle olmaz. Bu gayet normal ve evrensel insani bir hasedir.
dostlarım, yani olaya böyle bakalım. Dediğim gibi sosyal medyada bu konuda bir tartışma var. İşte kimi kişiler de bu konuda tartışıyor. Kimisi işte yardım çağrı yapılmasını doğru bulmuyorum diyor. Kimileri yardım çağrısında bulunuyor. Bu gayet normal ve çağrı yapılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağı düzeye düşürmez. Gelen yardım da bizim zafiyetli olduğum, o ayrı hükümetin, onları biz söylüyoruz zaten ama bu onunla ilgili olmaksızın devletin, dediğim gibi en süper güç bile olsan, Amerika'da da olsa, Çin'de de olsa gidiyor zaten, gidiyordu da. Evet, dostlarım, zamanınızı almayayım ne olur. Şimdi biliyor kimi dostlar, TikTok'ta da yaptık bir yayın. Ya aynen öyle, aynen. Tabii yani biraz abartıyorlar işte. Biliyorsunuz bir tane belediye başkanı dedi ya şey diye. Eski evi olanlar keşke bu ormanda şey, bu yangında evimizde yansa diyecekler falan diye. Yani hükümeti övüyüm derken ağzından çıkanı kulağını kendi duymuyor. İşte böyle. Abim valla öyle aldığımızda tonlarca istek var. Bu yayın hiç bitmez. Başka bir zaman şey yapalım, alalım. Dostlarım çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Kısaca hani bu konuyla ilgili bir görüşümü aktarmak istedim sizlere. Hepinize, ya gördüm Bilal Kaplan'ın o dediğini gördüm. Ne diyeyim işte, onlar aynen sizin dediğiniz gibi işte, yani mevcut hükümete şeylik olsun diye her türlü şeyi kullanıyorlar, her ifadeyi kullanıyorlar. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi akşamlar diliyorum. Var olun, zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar diliyorum.